O halde hemen İslam'ın hükmünü ortaya koyalım. Hangi politikacının ağzından işitirseniz, hangi gazetecinin ağzından işitir yazısından görürseniz, hangi eğitimcinin kaleminden çıkıyor, kelimesinden çıkıyorsa, şer dışı dediği zaman Allah'ın dini olan İslam'ı katlediyor. Çağdaş dediği zaman İslam'ı inkar ediyor, çağ dışı dediği zaman evet İslam'a sataşıyor. Çağdaş adam dediği zaman kafir adam demektir. Çağ dışı adam dediği zaman Müslüman adam demektir. Kelimelerin manasını iyi anlayınız. Avrupa'dan gelirse eyvallah, İslam'dan gelirse hayır diyor adam. Kabul etmeyeceğiz. Biz Allah'a hamdü senalar olsun, yaklaşan 1400. Hicri senenin berekatıyla küfrün bütün hilelerini söktük Allah'a şükür. Söktük. Hiçbir şey kalmayacak onlardan. Yeryüzünün tamamına ve bütün İslam aleminin kalası olan Türkiye'ye İslam kayıtsız sessiz hakim olacak inşallah. Hileleri söküldü onların. Anarşizm ne kadar iyi oldu. Anarşist hareketler ne tatlı ve ne güzel ispat etti. Neyi ispat etti? Kur'ansız yetişen neslin ne olduğunu ne güzel sergiledi. Kur'ansız yetişen nesil görüyor musunuz? Ne korkunç oldu. Anarşizm bunu sergiledi kardeşim. Ya dehşet oldu. Vahşet oldu, korkunç oldu ama Müslümanların uyanmasına sebep oldu. Ey Müslümanlar, neslinizi kurtarmak için Kur'an'dan başka hiçbir kitabınız yoktur sizin. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْفَاهِهِمْ Onlar ağızlarından çıkan kelimelerle Kur'an kandilini söndürmek istiyorlardı. Onlar kalemleriyle Kur'an'ı kötülemek istiyorlardı. Onlar nutuklarıyla Kur'an'ı silmeye çalışıyorlardı. Ama silemediler, ama yok edemediler. İşte pazar günü, güneşli, keyfin ve zevkin tatmini için en güzel bir gün olan şu pazar gününde çığ gibi %99'u genç olan kardeşlerimin şurada toplanması gösteriyor ki Kur'an'ı yüreklerden silmişlerdir. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de Allah nizamını hakim kılacaktır. Aziz müminler, şimdi bu kelimeleri biraz tahlil edelim. Çağ dışı, çağ dışı demekle İslam'ı kastediyorlar. Tamam, anladık. Hiç kimsenin itirazını kabul etmem. Çağ dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ dışı, İslam, İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet, öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Haydi çağ dışıydı, İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. İlkin camiye getiriyorsun. Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani? Sahtekar olmuş sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler,
hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu ezberciler namazını. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çağ dışı diyorsun sen İslam'a kardeşim. Sadece bununla kalsalar iyi. Ölüleri oluyor bunların, cenazeleri çıkıyor. Ölülerine bir isim, bir sıfat bulamıyorlar. Ölü, ölü. Gazetecilerinin, politikacılarının ölüsüne bir isim bulamıyorlar. Ama çağ dışı dedikleri, çağ dışı geçeri yok, değeri yok, ehemmiyeti yok, hiçbir şey yok dedikleri, Kur'an-ı Kerim'in verdiği sıfatı, verdiği ünvanı kendi cenazeleri için kullanıyorlar. Şehit kelimesini kullanıyorlar. Vazife şehidi, demokrasi şehidi, karnaval şehidi, meyhane şehidi. Bu ne sahtekarlık be kardeşim. Hani sen Kur'an'a çağ dışı diyordun, niye Kur'an'ın kelimesini kullanıyorsun? Utanmaz adam. Çağ dışı Kur'an seni sana göre, niye şehit kelimesini kullanıyorsun? Defol git! Meyhit de, şehit deme! Hürriyet şehidi, zürriyet şehidi, zurna şehidi, davul, bu ne şey ya? Ve oyuncak itler İslam'ı. Allah'ın dini hakim olsun diye ölmeyen, Allah'ın dini hakim olsun diye ölmesi lazım ki ona şehit diyesiniz. Aman İslam gelmesin, İslam hakim olmasın diye bekçilik yaparken ölen adama nasıl şehit diyorsunuz siz? Bu ne çirkin, bu ne serseri adamlar bunlar ya. İslam'ı ne hakları var tepelemeye böyle?